Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Sitavi ile Word arasındaki bağlantıyı anlatırken Sitavi'de nasıl notları mesela Word'a kaydırabiliriz bunu göstermeye çalıştım. Şimdi ise mesela zaten program bu notların biz hazırlarken notları otomatikman mesela yani dipnotlarını veriyor. Buraya attığı zaman bu dipnotları ben yazmıyorum. Program kendisi veriyor. Çünkü ben bu notu nereden aldığımı ona bildirmiştim daha önce. Evet, o da ona bakarak mesela bir diyor. Ve getiriyor, ekliyor. Hangi sayfadan almışsam burada gösteriyor arkadaşlar. Evet. Şu notu. Bakın üzerine geldiğim zaman zaten gösteriyor. Yani şu knowledge bölümünde. Evet. Zaten buradan gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Yani ben bu notu hazırlarken bu program buradan alındığını bildiriyor ve sayfayı da ben veriyorum otomatikman. Tabii bunlar nereden geliyor hepsi? Hepsi şuradan geliyor. Yani aldığım bu notlardan geliyor. Bakın açalım. Evet. Sayfa 65 demişim. Okey demişim. Şimdi yine aynı şekilde mesela diyelim ki hocam mesela yani okurken ben yine dipnot vermek istiyorum. Benim burada mesela bir kaynakçam var. Şimdi bu kaynakçadan da eklemek istiyorum. Mesela diyelim ki şöyle bir kaynakçayı seçtim. Bunu mesela insert yani ekle oraya demem lazım. Tıkladığım zaman program geliyor bu sefer biri bu yapıyor yani. Dikkat ederseniz bir notlarda sıralama değişiyor. Tabii değişebilir burada hiç sıkıntı yok. Hemen tıklıyorum. Ondan sonra citation bölümüne geliyorum. Bakın bir bu oldu. Şuraya tıkladım da. Evet şuraya geldim. Özür dilerim. Çünkü bak bunlar notlardan elde ettiğimi. Bu da mesela referanstan yani atıf atıyorum. Onu gösteriyorum. Bakın hemen şurada sayfa numarası da var. Bakın hemen tıkladım. Yenilendi kendisi. Mesela diyelim ki 89 tıkladım da sayfa numarasını verecek de bir dedikten sonra bakın şu ismi getirdi. Dipnotu buraya getirdi ve sayfa 89'da kendisi otomatikman yazdı. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bakın mesela şöyle geldim. Diyelim ki mesela şurada bir dipnot isteyeceğiz. Şimdi referansta mesela diyelim ki şunu seçtim. Seçtikten sonra da insert dedim. Hemen iki bu oldu. Evet. 2 bu oldu. Ondan sonra da otomatikmen 2'ye geldi. Bakın tıkladığım zaman burada citation bölümünü açıyorum. Sayfasını yazıyorum. Diyorum ki işte sayfa 88 örnek. Otomatikmen geldi. Bakın sayfa 88 geldi. Tabi bunlar aynı şekilde nereye de gidiyor? Otomatikmen yani bibliografyaya da geliyor. Bakın mesela Batuhan İkran şurada Batuhan Kıran otomatikmen geldi. Kendisi de ekleniyor. Yani bu şu demek. Bu artık ben mesela yani dipnotun sayfa numara, sayı numarasıyla ondan sonra eklediğim dipnot mesela kaynakçaya yazıldı mı yazılmadı mı yazıldığında mesela yani stile uygun olarak mı yazıldı ondan sonra isim sırasına uygun olarak mı yazıldı gibi sorularla kendimi düşündürmüyorum arkadaşlar. Ben sadece yazıya konsantre oluyorum. Ondan sonra notlarım düzgün bir şekilde geliyor mu gelmiyor mu. Ondan sonrakisi ince iş artık. Yani mesela düzenliyorum. Giriş bölümüne geliyorum. Hepsini işte fontunu ayarlıyorum. Yazı otomatikman düzenleniyor yani. Mesela şuraya bir tane dipnot daha atayım. Bakın. Şunlar mesela benim yani kategorize olmamış notlarım. Bakın hemen tıklıyorum. Insert diyorum. Evet tık. Otomatikman dipnot geldi. Sayı numarası otomatikman değişti arkadaşlar. Hemen 7 numaraya bakıyoruz. Bakın Mutalip Şimşek otomatikman geldi. Tıklıyorum. Citation'a gidiyorum. Şurada hemen sayfa numarasını veriyorum arkadaşlar. Çalıştığım yerin sayfa numarasını veriyorum. Evet. Yani program güzel bir şekilde çalışıyor. Peki silme nasıl gerçekleşiyor? Tabii önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Yani bir düzenleme meydana getirmek istediğimiz zaman öyle hemen yani kendimiz girip düzenleme yapamıyoruz. Çünkü burası şu kül rengi alan arkadaşlar. Evet, karartılmış alan. Burası sitemin kendi alanı. O nedenle mesela kendimiz müdahale etmiyoruz. Eğer bir sıkıntı varsa edit olayına girmemiz lazım. Tabi buraya geldiğimizde şimdi edit nasıl yapacağız? Tabi burada da edit in Sitavi var. Bakın sağ tıkladım. Evet, bu sefer tıkladığımda ne yapacaktır? Sitavi'ye geçecektir. Evet şurada bakın mesela hemen geldi. Bununla ilgili eğer bir sıkıntı varsa şuraya giriyoruz. Bakalım mesela diyelim ki volume 23 biz onu yanlış yazmışız. Volume 35 olsun. Enter'a bastık. Evet. Yani bu
35'te olması lazım. Yani şurada. Bakın 35 oldu. Otomatikmen düzelme gerçekleşiyor zaten. Tabi bu şimdi arka arkaya verdiğimiz için burada tam künyeyi göstermiyor. Künye aslında bu yukarıda olması lazım. Evet. Şurada. Evet. Bakın 35 şeklinde sayı otomatikman geliyor, yerleşiyor. Yani düzenlemeyi de böyle bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Not bölümünde epey bir bilgi var aslında. Bu Study Pen bölümünde epey bir bilgi var. Fakat ben bize lazım olan nedir onu vermeye çalıştım. Fazla da öyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tabii burada da en önemli şey sizin kullanmanız, kurcalamanız. Kurcalarken mesela acaba program sizin isteklerinize yanıt veriyor mu? Bu şekilde görmeniz arkadaşlar. Bakın burada mesela şöyle bir şey de var. Mesela tıkladım. Şurada mesela tıkladıktan sonra da diyelim ki bakın insert hemen otomatikmen kendisi ekliyor. Evet. Bu da advanced. Yani mesela prefix var, suffix var. Bunlar da mesela diyelim ki şu eklediğimde page range mesela yani hangi sayfalar arasında ben dipnot veriyorum? Diyelim ki 55, 56. Ondan sonra da prefix yani önüne ya mesela daha fazla bildiği için daha fazla bilgi için bakınız. İşte böyle bir şey de yapabilirim. Tıkladım. Şimdi 12 oldu. Niye? Bakın böyle bir şey geldi arkadaşlar. Şu aslında 2 olması olmaması lazım. 1 olması lazım. Evet. Yani önüne arkasında mesela dipnotun yazı yazabiliriz, açıklama yapabiliriz ve okuyucuyu bu konuda bilgilendirebiliriz arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde de yani program tamam kendisi notlardan mesela dipnotlarını verdi fakat biz bu dipnotlara artı mesela kendimiz nasıl referans ekleriz o konuda size bilgi vermeye çalıştım. Zaten eklediğimiz referanslar da buradan mesela gösteriyor size. İşte şu eklendi, şu eklendi, şu eklendi diye. Size bilgi de veriyor. Eklenen mesela citation'lar yani dipnotlar burada kendisi de gösteriyor. Bunlar dipnotlardan elde ettiğimiz atıflar. Bunlar da kendimiz mesela referanslardan eklediğimiz atıflar. Herhangi birine tıkladığımızda arkadaşlar burada kısa bilgisi zaten yer alıyor arkadaşlar. O yüzden bize yardımcı olur. Evet. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle.